Yok, o şey demedi zaten. Hani sen isim vermedin. Ahmet şey yaptı. O konuyu Ya zaten açtı. Ahmet konuyu açtı, iyi oldu, iyi de oldu. Ben de açıklama yapmış oldum çünkü bir sürü Abi insan burada her konu açılacak chat'ten bu yazdılar arada. zaten. Burada her konu açılacak. Açılsın abi, sıkıntı yok. Hepsine cevabım var. Açılsın abi, benim de İnsanlar var yeni hepsine yayıncı ya. aramıyor. Bir olay olmayınca, Götbaş açılmayınca kimse gelmiyor. Düzgün yayıncılar zor bir yerlere giriyor. Abi şimdi Götbaş olayı değil ya. Mesela ne bileyim, ben yeni yayıncı izliyorum abi. Ben sadece yeni yayıncı izliyorum. Çünkü ben yıllardır izliyorum. Birisi mesela Lirik'le ilgili fikirlerinizi söyleyin demiş. Benim Lirik'e 20 ay sablığım vardı mesela. Artık izlemiyorum bile. Bütün bitlerini okuyorum Koç'un ama iletilecek bir soru olmadığı için onları şey yapmıyorum. Ben okuyorum ama kişisel olarak yayında da görünüyor. Burak, Facebook'una bak. Açıkçası ne diyordum lan ben? Ne diyordum ben Güneş? Arkadaşlık, host. Orayı geçtik O ondan değildi sonra. lan. Streamlabs. Ha, yeni Streamlabs'i yayıncı. geçtik. Ben Ha, Lirik, yeni ha. yayıncı. Ben Lirik'i izlemiyorum bile artık mesela. Ya o kadar çok şey oldum ki, alıştım ki. Lirik'i izlemiyorum. Samit'e uzun zaman saptım. Onu izlemiyorum. Yani o yüzden şeyi düşünüyorum. Acaba insanlar da ileride olan Cahre'in yıllardır yayın yapıyor, ben artık izlemeyeyim derler mi? Ama onun yerine yeni insanlar gelir mi falan. Bu da arada bir aklımdan geçmiyor değil yani. Uzun süre yayın yapan insanlar için bu geçerli sanırım Peki neden mesela. izlemiyorsun Lirik'i? Abi artık keyif almıyorum. Yani Bence Lirik hakikaten açtığım zaman mesela bu en son izlediğimde, en son izlemeyi bıraktığımda izleyiciye falan söylüyordu. Makane bir hoş geldin abi. İzleyiciye şey yapıyordu böyle. Sen beni nereden tanıyorsun lan yavşak falan filan işte. Sen beni tanımıyorsun ki, günde 4 anladım. saat görüyorsun bilmem ne Galiba falan konuşuyor, bize diye ses gelmiyor. kayıyordu. Ha? Ben yo ben duyuyorum Duyuyoruz seni Ahmet'i. Güneşciğim. Seni Güneş. de duyuyoruz Güneş. Güneş. Ben niye duymuyorum? Bu ne? Sende Odadan bir sıkıntı çıktın. Güneş. Discord'da değil. Discord'da gelsin söyle. Abi Lirik Abi bence beni işte kilitlemişler. nasıl kilitlemişler? Basma Discord'tan kilitlemişler beni. Geldim Kanka şimdi. tamam, şu Haklısın, an duyuyor musun? haklısın Caho, ben de seni izlemiyorum. Evet. Olabilir abi. Bir süre sonra sıkılabilirsin. Olabilir yani. Olabilir. Normaldir. Abi onu bazen bir şey söylemek istiyorum. İzleyiciye bazen ben de şey yapıyorum. Çıkışlar olabiliyor. Tıkpa hoş geldin. Ki bunu sen de yapıyordun. Bence Taci Lirik'le olayım diye. Onun backstage'i vardır yani illaki. Haklı sebepleri vardır. O an bir şey olmuştur. Trigger olmuştur. Tilt olmuştur. Ben Ya Lirik'i dolup dolup patladığın hala zamanlar oluyor izliyorum. ama hiçbir zaman yapmaman gereken bir şey bence. Yani ben geriye dönüp baktığımda hakikaten keşke yapmasaydım diyorum. Çünkü izleyiciye patlamanın Zaten bir ben de getirisi istedim. yok. Çünkü izleyicinin istediği o. Seni trolleyen izleyicinin istediği. Senin orada Evet. sinirlenip bir patlama yaşaman. Onu yaşayınca adam orada he oluyor yani, anladın mı? Aynen. Geçen ben de kendi yanımda söyledim. Bu benim bir handikapım. Zaten çok çabuk sinirlenen bir insanım. Karakter olarak da. Bu yapılmaması gereken bir şey ama bence Lirik de Lirik'ten bizim şeye alınması gereken, Lirik'ten örnek alınması gereken hala birçok nokta var. Twitch'te bence kendini hala yüksek noktada olmasına rağmen hala geliştirebilen çok iyi yayıncılardan biri. Ben en sevdiğim yayıncı yani Twitch'te. Bence en iyi de yayıncı Lirik'tir. O yüzden sürekli izliyorum yani. Çünkü ondan alabileceğim yayıncılık olarak bir sürü şey var. Ve izlenip öğrenilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim de izleyip Buradan. bir şeyler öğrenmeye çalıştığım yayıncılar var. Mesela ben şeyi şu ara çok stalkluyorum. Doctor Disrespect. Wow, çok iyi ya. Doctor Disrespect bence gayet şey yani. Bu arada okuyayım mı? Bir tane Stalklanabilecek. Slenius bit geldi.